seni o kadar iyi anladım ki. Ben gözlerinin anladım. Neden dolduğunu da anladım. Ne kadar yalnız hissettiğini de anladım. Yalnız sahipsiz gibi hissettim. Haklısın, haklısın. Belki şu an izliyor mesela. Ne hissettiğini mi anlatamıyorsun acaba? Yani, yani oradaki şeyin ne? Çaresizlik duygun. Yani hani beni merak etmesin, kızını merak etsin istedim. 12.30'a kadar aramaması da çok sert olmuş ya. Yani mesaj atıyor, saydırıyor. Oo. Neredesin? O bekliyor ki geleceğim hala diye. Şimdi. Ne oldu? 12.30'da aradı mı? Aramadı. İşte hala saydırıyor. Kim bilir nereye gittin, şöyle gittin, buraya gittin. Ondan sonra hangi arkadaşına gittin? Arkadaş daha öncesinde böyle bir hani arkadaşıma gitmişliğim oldu. Bir de kıskançlık yapıyor. Yok kıskançlık değil de arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Ya bu sefer de arkadaşlarını benden geri çekiyor. Şimdi ben onu eve kabul etsem eşi beni arayacak, beni rahatsız edecek diye. Nereye gittin? Dayımlara gittim. Çocuğunla yani. Dayıma gittim. Dayınlara anlatabildin mi? O süreçte babamla ailemle de konuşmuyordum. Eyvah eyvah. Kasıtlı yapmış zaten. Ay ne kadar yalnız kalmışsın. Özlem. Ne kadar yalnız hissetmiş kendini bir Allah'ın ve güçlü durmaya çalışan bir anneydim. Yalandan kızıma gülümsedim. Bir de hastalığın var. Üstüne o. Kızına da çaktırmamaya çalışıyorsun. Ramiseciğim kızı bak ağlıyor ne kadar. O çok kızmışsın bu konuyu anlattı diye. Çok da sinirli cevap vermişsin. Aslında bak neler hissediyor. Nursel Hanım. Kendisi de çok iyi bilir zaten. Ben ne kadar kızsam da bunun bir tane gözyaşına kıyamadığımı kendisi de gerçekten çok o biliyor. Gün, o gün çok iyi biliyor. Ha o gün kıymış olabilirim o öfkeyle, o düşünceyle. Ama kendisine kıyamadığımı da gayet ya, iyi biliyor. Ya kızdığım noktalar var kayınvalidemde. Çok var. Beni çok ortada bırakmışlığı var ama çok da yanında olmuşluğu da var. Ben asla nankörlük edemem. Yani evet her konuda yardımcı olup ama çoğu konuda da çaresiz bıraktığı durumlar oldu. Çaresiz kalmışsın evet, ya. Arada gitgellerim oldu. Hayır bir de ailesiyle kızın arasını bozmuş kızın. Kim? Eşi diyor ya beni aileme doldu. Şikayet ediyor. Aslında onu yalnızlaştırmaya çalışmış. Bana muhtaç evet, kalsın diye evet, yapmış. Tam da öyle yaptı. Onu yapmış sonra senin gidemeyeceğini düşünmüş. Çok da güzel yapmışsın. Çok da güzel bir ve ben çalışmıyordum. Kendini getirmişsin. O süreçte işten ayrılmıştım. Çalışmıyordum. Arabayı biz daha önce ortak bir arabamız vardı. Ben de o süreçte para biriktiriyordum. Hani evime de veriyorum ama kenarda da para biriktiriyordum. Arabayı sattık çok güzel bir Mevla'ya. O parayı ikiye böldük. O da dedi şey ki, mi? O ayrılık süreci. Yok yok öncesinde kendi ortak arabamız varken iyiyken. Tamam. Arabayı sattık dedik ki ben de ufak bir şey alayım dedi kendime. Dedim ki ben de para biriktirdim. Bu biliyordu eşinden gizli biriktirmedim. Ben dedim başka kendime ufak bir şey. Ben de artık araba sürmek istiyorum ama otomatik olsun dedim. Tamam. Daha sonrasında ben gittiğim süreçte benim 12.30'da nerede oldum diye aramıyor. O götürdüğün arabanından diyor, borçları diyor bana bırakıp gittin diyor. Bana işte şu kadar tutar vereceksin diyor. Evlilikte mal o varlığı ortak diyor. O gün. Ve o gün ben gece saat 12.30'da 70 milyar kredi çektim. Onaylandı şükürler olsun. Parayı gönderdim ki benden boşansın. Anlaşmalı diye. Sözleşme imzalasın, araba benim olsun, çocuğuma bir şeyim olsun diye. Arabanın yani o gittiğin günden bahsediyorsun evet, değil mi? Evet o gece. De? Ay Allah'ım. Yarım saat sonra da motosikletiyle durum atmış böyle geziyor falan böyle. Allah Allah dedim ya. Dedim ki ben gerçekten sahipsizmişim dedim ya. Ya hiçbir şekilde vallahi bak sosyal mesaj olsun kadınlara, genç kızlara. Kocanızın durumu ne kadar iyi olursa olsun asla işinizi bırakmayacaksınız yani evet, net. Ama çok şükür Rabbime hiçbir zaman hani aciz olmadım. Güçlü olup o gün hani kendimi ev tuttum. Ailemle de konuşmuyorum ama konuşmak zorundayım. Hani artık sonuçta tek başıma kaldım. Aramadın mı o gün aileyi? Aramadım. Evimi tuttum. Aramak istedin ama çok istedim. Cevapsız ama kalacağın için arayamadım. Yani tepki alacağım için sonra ya. Evimi tuttum. Her şeyim. Önce annemle konuştum. Anne dedim babamın karşısına çıkmak istiyorum ama hani çekiniyorum dedim. Barışmak istiyorum ama dayılarımı falan soktum devreye. Evimi tuttuktan sonra babamın karşısına çıktım. Ben dedim arkamda olur musunuz dedim. Babamlar da sağ olsun arkamda oldu. Oh. Oldular ama aynı evde yaşamadım. Evimi tuttum baktım. Anladım. Kızımı koleje yazdırdım. Aynı gün kliniğe girdim. Güzel bir işimi sigortalı bir işe girdim. Hani işimle kızımın okulu arasında 5 dakika çok yakın. Araba sürmeyi çok geliştirdim. Özlem senin ayrılık sürecinde çocuğun kaç yaşındaydı? İşte 4 yaşındaydı. Ah. Ve pedagog aynı zamanda kızımın psikolojisi çok önemlidir. Her şeyden önemlidir.
O süreçte pedagoğa götürüyorum. Masraflar? Çalışıyorum işte, işe de girdim, bir şekilde ödüyorum. Hiçbir şekilde cevap ver. Tek başıma, istemedim. İstemedim. Tek başıma hiçbir şekilde hiç kimseye, ne, hani babamlar soruyor, kızım şey ihtiyacın var mı diye. Yok baba dedim, Melike, her şeyim var dedim. Ne diyorsun bu kadar yalnız? Yani Özlem için üzüldüm, üzülmedim değil. Ama bir yandan da Özlem kendi etmiş, kendi bulmuş. Neden? Diyorum. Çünkü yani onaylamıyorum Özlem evden gitmeni. Ama yediden nasıl onaylamıyorum? Asla onaylamıyorum. Çünkü şöyle onaylamıyorum. Yani senin çocuğun var. Ama öfkesi, evet. Onun siniri, eşim sinirleniyordu, elini duvarlara vuruyordu. O çocuk şahit oluyordu. O zaman oluyordu. Polisi arasaydın. Polis tamam da. Sen niye beni terk ediyorsun? Gitmiyordu. Gitme, polis gidecek onun çocuğun orada daha yani. Çok bozuluyordu ya, polisi görünce. Çocuğuna önce. Bir saniye. Çocuğuna odaya geç. Ama gitme. Neden? Yaptım, onu gitme. Da yaptım. Bu sefer bakın, içeri kapılara vuruyordu. Bir saniye, şöyle bir laf var. Erkek her zaman kendisinden ödün vermez. Erkeklerin %90'ının burnu kalkık olur. Asla kendisine ödün vermez. Bizler kadın olarak erkekleri toparlamak, ya neden? Hamur haline getirmek bizim elimizde. Bir kalası sen onu hamur haline getirebilirsin. Yuvayı dişi kuş yapar. Anlatabiliyor muyum? Oradan. Elinden geldiğince yaptım. Çocuğa yansıdığı için. Çocuğa yansıdığı bakın, için şeyler. Bakın şöyle bir durum hayır, var. Bakın, ben İlk kavga da gitmemiş ki bu kız. Aynen. Melike sen var ya daha şu an çok kuş atıyorsun. Vardı. Bu kız dolu. Gözlerinden de belli neye dolu olduğu. Ben bakınca bunun gözlerini görüyorum. Dişi kuş yaparmış da cik cik öte. Ben sana bak, ne dedim? Bak. Erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını evet. bilecek. Yuva öyle kurulur. Bir kadına tamam. bütün sorumluluğu yükleyemez. Evinde oturacaksın. Ne oluyor sonra? Sonra çıkıyorsun haberlere. Evde durmayacak. Bak böyle şöyle, kendini kurtaracak. Bu arada ben önce bir şey söyleyeyim. Yani beyefendi, eşin aslında sana çok düşkün ve çok seni düşkün. Çok seviyor. Evet. Çok yani, mutlu bir evliliğin var. Çok hatta çok da güzel bir video çekmiş sana, göndermiş. Sana çok düşkün. Zor zamanlar geçirmişsiniz. Birçok evlilikte olabiliyor böyle evet. şeyler. Evet. Yani tek taraflı değil yani hiçbir yani mevzu. Şöyle, bir de eşini de dinlemek şey lazım. Evet. Cevap hakkı var bu arada. Seve seve onu da dinlerim. Ya bunu her dediğini yapar bak. O konuda da nankörlük yapmak istemiyorum. Gece nöbetten gelir sabah beni şuraya götür derim, götürür bunu. Bak onu da bir şey diyemem. Her evet. dediğimi yapar, şunu alır. Şunu söylemek istiyorum. Ama ben. Çok hani böyle biraz da olsa benim manevi yükümü alsın istiyorum. Peki ne değişti tamam. de şu an birleştiniz? Biz mahkemeye çıktık. Evet. Ya. Çıktığımızda şimdi o, yani o karşı o çok soğuk bir odaydı. O raddeye geldiniz ha. Hakime işte şey dedi. Ben kapısına konuştuk. Dedik ki yani psikiyatriye gidelim. Bak ikimiz de sinirliyiz. Ben hani ikimiz de sunduk birbirimize. İşte hakime de işte hakim hanıma da ben eşimi seviyorum. Biz hani konuştuk. Beni biz bir tedavi gibi bir şey göreceğiz. diye hani anlaşmalıya gitmedi. Öyle yapınca da hakim hanım da uzattı. 3 ay daha süre verdi. O süreçte pedagoğa çocuğumuzu götürüyoruz. Kendimiz tedavi görüyoruz. İkimiz de bir şeyleri kabullendik. Çok şükür 2 senedir tek kelime kavga yani etmiyoruz. Yani senin Özlem bu konuşmandan ötürü demek ki ikinizde de bir suç var. Ben kabul ediyordum ama kendimi. Kendi kabul etmiyordu. Yani Nursa sadece canım, tek taraflı değil. Ben söyler. Konuşabilir miyim? Söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar sürekli hani tartışıyorlar, birbirlerine giriyorlar. Hani sürekli hep ağız dalaşı böyle çocuğun yanında. Ben de bu sefer müdahale etmek zorunda kalıyordum. Ya çocuğun yanında yapmayın, çok onu üzülüyorum. Onu söyleyecektim ama söyleyemedim yapmayın ki. Diye. Tamam yapmamaya çalışıyor ama ikisi de o kadar öfkeli ki. İşte, neden şurada kendimi suçluyorum? Neden suçluyorum? En ufak tartışmalarında ikisi de beni arıyordu. İşte evet. birbirlerini şikayet Sen ediyorlardı. Arada ben çok arada kalıyordum. Ne yapıyordum? Alıyordum çantamı, peki, gidiyordum. Peki, bak kadın kadına oturuyoruz. Oğlunu eleştirdiğin noktalar var mı? Vardır. Tabii ki var. Söyle, duysun oğlumu, o da. Oğlumu eleştirdiğim noktalar şu. Özlem'e katılıyorum. Yani biraz sorumluluk alması için hani ne bileyim yani bizler ben de bak eşimden yıllardır ayrıyım. Ben de şu kadar bir sevgi gördüğümü görmediğimi hatırlamıyorum. Bir tatlı söz duyup duymadım. Hani her kadının tatlı bir söze ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun. Ya da ampul kesinlikle. Değiştirilmesine ihtiyacı vardır. Onları evet. geçtim. Evet. Özlem'e o konuda hak veriyorum. Her şeye kendisi koşturuyor. Ona koşturuyor. Şu an ben yanındayım. Özlem. Sen ağladın, ben ağladım. Ben neye ağladım? Ben de çok yeni biliyorsunuz ayrılık yaşadım. Şey böyle bam telim şu oldu.
o soğuk oda var ya, çok hani o şey. Aslında belki de ayrılmak istemediğin ama artık bir şeylere isyan ettiğin, orada çok geç olabiliyor ve mahkemeler, yani devlet hiçbir şekilde aile birliğinin bozulması taraftarı değil. Böyle gözünde bir yaş görsün, erteliyor. Hemen erteliyor. Oradaki şeyi hissettirdim bana. Evet. Kimse o duruma düşürmesin kendini gerçekten. Yani orada gözümün önünde seviyorsan, evet. Işte. Seviyorum eşimi, seviyorum. Orada seviyorum dedin. Ha? Eşin dedi, ben eşimi seviyorum. Ah canım. Biz dedi, hani düzelmek istiyoruz dedi. Ama çok soğuk bir odaydı. Asla unutmayacağım o odayı. Nursel Hanım, devam etmek istiyorum. Bu süreçte, bunların bu ayrılış sürecinde, boşanma sürecinde yanında olmadım. Evet, neden olmadım? Çünkü en ufak tartışmalarında Bursa'dan İstanbul'a, Pendik'e git sen gel yapıyordum. Koştur koştur geliyordum. Hani daha büyümesin. Şöyle bir düşündüm. Ben gittikçe bunların en ufak tartışmasına bu olaylar daha büyüyor. Acaba bende mi bir şey var? Ben mi bir şey yapıyorum yanlış? Bir şey mi konuşuyorum? Ve ben bu konuda etrafımdan, ailemden çok eleştiri aldım. Gitme, bırak. Kendileri çözsünler. Aslında doğru olan o. Ben de ne yaptım? Bu çok önemli sürecinde her ikisini yalnız bıraktım. Aramadım, evet. Çok istedim. Çok istedim yanında olayım, arayayım ama aramadım. Kendileri bir şeyleri çözsünler ve şöyle çekildim. Çekilmekten de iyi yaptığımı düşünüyorum. Şu an çünkü her ikisi ne yaptığının farkında. Evet. Şimdi eşin değişti mi? Çok değişti. Ya. Evet. Yani hani benim bir şeyleri artık yapabileceğimi, yani o korkumun olmadığını. Ama bunu anlaması için bu erkeklerin illa gitmek mi gerekiyor? Senin bu kadar acıması mı lazım? Bak hala düzelmesine rağmen o geçmemiş yani buranda duruyor. Tabii. O soğuk odaya girmek mi lazım? Evet. Kaybetmek mi lazım kıymet bilmek için ya? Yani eşim pedagoğa, doktora, kızım pedagoğa bir sürü şeyler söylemiş. İşte ben aileme yük olmamak için Ocak ayıydı galiba. Aileme dedim ki belki burada beni izleyince ilk defa duyacaklar. Kombi yapıldı dedim ama 3 tane yorgan örterek çocuğumun üstünü sıcakta o şekilde yatmam yine de kimseye muhtaç olmadım. Karşılıklı alayalım sen. Nursel Hanım işte böyle anlatıyor ya. Ben gerçekten o an yanında olmayı çok istedim. Ama çok istedim yok. Ama tuttum kendimi. Gidersem belki daha çok büyüyecek. Aşkım, altından bir şey çıkacak. Aşkım seni suçlamıyorlar. Sen yok, ne yapabilirsin? Sonuçta ya aynı evin içinde. Ama hayır, ne zaman ben gitsem olaylar daha çok büyüyordu. Haklısın. Daha çok tartışıyorlardı. Acaba sen bana mı yapmışsın? Bana mı güveniyorlar hani Özlem diye? Aşkım seni suçlamıyoruz, sana bir şey demiyoruz. Kızın burası yanıyor, yanıyor. Ya, evet. Yanıyor ona. Yani onu görün, görsün eşi de hala geçmemiş yani. Ben bunu yani kıyamam. O seni seviyorumu beklememiş ondan yani, yani yardım beklemiş. Tek beklediği ilgiymiş. Ampul bile değiştirilmesi bir kadın için çok şey ifade ediyor. Yani onu görsün bu erkekler de ya. Nursel Hanım ben o konuda hak veriyorum A'dan Z'ye. Oğlum soğuk ve donuk. Aşkım hadi makyajımızı toparlayalım. Arkada çayımızı kahvemizi içelim. Saçımızı da düzeltelim. Çünkü bir tadım yapmamız gerekiyor. O da Rami Seçim seninle. Bu sefer değişti bu. Bu senin şeyle. Belki de yarar sana. Erkekler karılarınıza sahip çıkın. Ampulünüzü değiştirin. Onu görün. Onu duyun. Hiçbir kadın durduk yere söylenmez. Söyleniyorsa sizi seviyordur. Söylenmediği gün zaten gidiyordur. Hadi son tadım yapalım.